Retro Server kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Nintendo firmasının SNES konsolundan, çevre birimlerinden ve 4. jenerasyonun nasıl en başarılı konsol olduğundan bahsedeceğim. Super Nintendo Entertainment System, kısaca SNES olarak bilinen 16 bit teknolojisine sahip bir oyun konsolu. 1990 ve 93 arasında Nintendo tarafından piyasaya sürülen SNES, Japonya'da Super Famicom, Avrupa bölgesinde Super Nintendo, Kore'de ise Super Convoy adlarıyla bilinir. Tüm sürümler aslında aynı olmasına rağmen çeşitli bölgesel kilitlemeler veya kısıtlamalar da denebilir. Bazı çevre birimleri ya da kartuşlar farklı bölgelerde çıkan konsollarda uyumsuzluk gösterebilirler. SNES 16 bit döneminin nispeten geç başlamasına ve Sega ile olan yoğun rekabetine rağmen dünya çapında 49 milyon adet satılarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ayrıca 32 bit döneminde de popülerliğini korumayı başarmıştır. Satış rakamlarının çarpıtıldığı şehir efsaneleri arasında sanki bir şaibe var gibi, ne de olsa Sega ile büyük bir rekabet halinde Nintendo o dönemde. Günümüzde homebrew oyunlarıyla koleksiyoncular ve retro oyuncular arasında popüler olmaya devam etmekte. Buna ben de dahilim. Bence SNES Nintendo'nun altın çağıdır. Yakın zamanda konsolların mini furyasında da boy göstermiş birkaç farklı SNES modeli bulunmakta. Modeller arasında farklı olarak Japon bölgesindeki konsolun dili Japonca olması dışında çıkan diğer mini sürümleriyle bir farklılık göstermemekte. Amerikan bölgesinde çıkan SNES'lerin kontrolcü renk paleti farklılık göstermekte ve orijinale sadık kalınarak tasarlanmıştır. Konsolun birçok farklı modeli var. Bölgesel olarak kasaların ve oyun kartuşlarının şekilleri değişiyor. Öncelikle bu modellere bir bakalım. Konsept tasarım, Nintendo'nun NES 2 ismini vermeyi planladığı konsol. Tabii bu durum netleştikçe ismiyle birlikte tasarımda değişim geçirmiş oldu. Japon SHVC-001 modeli. Standart modelden farklı olarak konsolun üst kasasında gri tonu Avrupa bölgesine göre bir ton daha açıktır. Ayrıca konsolun adı Nintendo Super Famicom olarak geçmektedir. Burada Nintendo'nun vizyoner politikası hemen göze çarpmakta. İleride bir fare ve klavye çıkartarak aynı zamanda cihazın bir bilgisayar olarak kullanılmasını düşünmüştür. Amerika SNS-001. Amerika SNES'in bu modelini Sega Genesis karşısında ciddiyetsiz bir görünüme, tırnak içinde çocuksu bir yapıya sahip olduğunu düşündüğünden SNES'in kasasına demokrasi getirerek modelin aşırı ciddi görünmesini sağladı ve bu model ortaya çıkmış oldu. Bu modeli sevenler elbette vardır ama ben açıkçası bu demokrasi getirilmiş kasayı pek sevmem. PAL SNES SNS-P001A. Nedir bu PAL tabiri? Açılımı Pace Alternate Line, dünyanın en çok kullanılan saniyede 25 FPS görüntü verebilen bir renk kodlama sistemi. Burada kısaca NTSC sisteminden bahsedelim. En büyük farkı 29.97 FPS görüntü verebilmesidir. Yani saniye başına gösterdiği karedir. Aralarındaki en büyük fark budur. Bence zaten bu fark gerçekten büyük bir fark. Temelinde aslında birbirlerine çok benziyorlar. Renk kodlama sistemleri birazcık farklı. Fakat en büyük farkı dediğim gibi saniyede sunduğu kare sayısı. PAL analog bir format olup televizyon yayın sistemlerinde kullanılır. Birçok farklı versiyonu bulunsa da temelinde net formüllere dayalı bir sistemdir. Bu SNES versiyonu bu yüzden dünya versiyonu da diyebiliriz. Standart model olarak bu model gösterilir. Kasanın üst kısmı Japon versiyonundaki gri tonları daha koyu gridir. Ayrıca konsolun ismi bu kasada Super Nintendo Entertainment System olarak geçmekte. New Style Super NES SNS-101. Slim tabiri bugün kullandığımız kadar net olmasa da 16 bitlik yıllardan önce de vardı. Bu ürünü SNES'in slim versiyonu olarak değerlendirebiliriz. 97 yılında Kuzey Amerika'da çıkışını yapan bu SNES modelinin tasarımcısı Lance Barder, Japonya'da Super Famicom Junior adıyla piyasaya sürülmüştür. Bu ürün diğer sürümlere göre fiziksel görünümün yanında donanımsal olarak da kısıtlamalar içermekten. Bu konsolun daha ucuz olmasını sağlamak için konsolun genişleme yuvası çıkartılıyor. Ayrıca kompozit video çıkışı da diğer modellerdeki gibi net görüntüler elde etmenize olanak sağlamıyor. Sadece kompozit çıkış var çünkü üstünde. Fakat ufak bir modlamayla büyük AB'indeki gibi görüntü kalitesini yükseltmeniz mümkün. Donanım kısıtlamasına gidilmiş. Tabii bunu yüz binlerce konsola vurduğunuzda gerçekten muhtemelen büyük bir kar elde etmesini sağlıyordu firmanın.
firmanın. Zaten bu konsolun daha ucuz olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Super Famicom Junior SNES 102. Bu model bölge farkı olarak SNES ile neredeyse aynıdır. Kasada Super Nintendo Entertainment System logosu kazıma olarak değil, bir sticker ile renkli bir şekilde konsolda yerini almaktadır. Aynı zamanda bu logoda ilk çıkan Japon modelinde olduğu gibi Super Famicom yazısı mevcuttur. Japonya'da 1998 yılında piyasaya sürülmüştür. Diğer Selim kardeşi gibi nadir bir modeldir. Hyundai Super Convoy buraya nereden karıştı? Çok ilginç. Hyundai aslında araba üretiyordu, değil mi? Aslında bir karışıklık olduğu pek söylenemez. Oyun konsolları savaşların ve katliamların önüne ya da arkasına kendilerinde bir yer bulmayı başarıyor her zaman. Hatırlarsanız Game Boy DMG'nin de savaştan çıkma bir modeli hala müzede sergileniyordu. Japonların Korelilere ve Çinlilere neler yaptıklarını az çok biliyorsunuzdur. Çok eskiden yaşanan üzücü olaylar ama Asyalılar kolay unutmuyorlar demek ki. Bu duruma haklı olarak Kore çoğu Japon ürününü de boykot ediyor 90'lı yıllara kadar. Satışlarını yasak hale getiriyor çoğu Japon ürününün. Durum bu olduğundan bir Japon ürününü Kore'de satmanız neredeyse olanaksız. Fakat her durumun bir açığını gerçekten isterseniz bulabilirsiniz. Oldukça nadir bir model. Super Convoy ayırt edilmesi çok kolay bir cihaz. Donanımsal olarak Amerikan bölge bir cihazı, kasa olarak Avrupa bölge bir kasayı görebiliyoruz. Nintendo tabiri barındırsa bile markanın üzerinde Korece Hyundai Super Convoy olarak geçen bir logosu vardır. Diğer hiçbir modelde böyle bir logo yoktur. Ayrıca Open, Reset ve Eject yazılarının bulunduğu tüm tuşlar Korece tabirlerle değiştirilmiştir. Bu model oldukça nadir bir modeldir. Kore için ne kadar nadirdir? Orası tartışılır. Nintendo Super System, NSS, jetonla ya da bozuk parayla çalışan arcade bir sistem. Özel olarak tasarlanmış kontrolörleri vardır. Dönemindeki oyuncular için muazzam bir çekiciliğe sahip. Bu dönemde arcade kültürü altın çağında. Nintendo çok akıllıca bir donanım tasarlayarak bu cihazı bir arcade kabin olarak deneyimlemenizi ve bu cihazın 50'de 1 boyutunda evinize çalıştırabileceğinizi size canlı canlı gösteriyor. Dahili stereo hoparlörler, 25 inç monitör ve canlı renk paleti bu üründe ön plana çıkartılıyor ve geliştirilmiş durumda. SNES ev konsolunun arcade eşdeğeri olan bu kabin 3 klasik SNES oyunundan birini seçerek oyun oynamanıza olanak sağlıyor. Farklı kabinlerde farklı oyunlar olacak şekilde birkaç farklı sürümü var. Sanırsam 12 tane farklı oyun var kabinlere dağıtılmış vaziyette. Türkiye'de bu modelden çok az sayıda olduğuna eminim. Commodore Gen.tr'den tanıdığım Yavuz Bey'in bir tanesine sahip olduğunu biliyorum. Kendisi arcade kabin ve jumbo boardlar konusunda bir duayen. Bu cihaz ultra rare diye tabir edeceğimiz cinsten bir cihaz. Bulabilmek bir mucize olduğu gibi çalışan bir tanesine sahip olmak premium bir durumdur. Commodore Gen.tr'ye ve Yavuz Bey'e selamlar. SNES Mini, Super NES Classic Edition, Nintendo Classic Mini ve aynı zamanda SNES Mini olarak adlandırılan bu konsol Nintendo tarafından lisanslı olarak piyasaya sürülmüştür. Star Fox 2'nin ilk resmi sürümü de dahil olmak üzere önceden yüklenmiş 21 Super NES oyunuyla birlikte gelmekte. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim, bana bu mini furyası birazcık koleksiyoncuları sömürü gibi geliyor açıkçası. Sahip olmak ya da olmamak koleksiyoncunun kendi seçimi. Bu sürüm de yine farklı kasalara sahip. Sadece Japon sürümünde dil seçeneği bölümü bulunmamakta. Ayrıca birkaç farklı oyun içermekte Japon sürümü. Cihazın donanımsal özelliklerinden bahsetmek gerekirse ARM mimarisine sahip bir cihaz. Teknik olarak içerisinde ARM Cortex-A7 bir işlemci, 256 MB DDR3 RAM, 512 MB NAND flash yani hafızası var. Grafik prosesörü olarak Mali 400 MP kullanıyor. Bu donanımsal kurulum bir geliştirme kartı olarak düşünülebilir. Piyasaya sürülen geliştirme kartlarında birkaç donanım değişikliği ile bu SNES Mini kasasına göre uyarlanmıştır. İçerisinde Linux işletim sistemi barındırır. Mini cihazların arayüzü şahsen benim çok hoşuma gidiyor. NES Mini içinde aynı durum söz konusu. Cihazları jailbreak yapmak ve kütüphanenin neredeyse tümüne sahip olmak mümkün. USB flash ile o malum işi halletmek çok zor değil. Bu durumu yine büyük bir artı olarak görebiliriz. Bu sayede Japon cihazlara dil seçeneği getirmek gibi kullanıma çok etkili faydalar sağlamak da mümkün. Yani olur da bir Japon cihaz almaya karar verirseniz dil seçeneği kafanıza takılan bir durum olmasın. Konsoldan genel itibariyle birazcık daha bahsetmek gerekirse, konsolun Japonya çıkışı ile birlikte 300 bin adetlik ilk parti sevkiyatı saatler içerisinde tükeniyor.
Bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal karışıklık o kadar büyük bir sükse yaratıyor ki hükümetin en azından bundan sonraki Nintendo konsollarının çıkışları için kesinlikle hafta sonlarını beklemesini istiyor. SNES hafta içi çıkışını gerçekleştirmişti. Ayrıca Japon mafyası Yakuza'nın bile ilgisini çeken bir durum. Nintendo konsol sevkiyatlarını ekstra hassasiyetle sürdürüyor, bu yüzden kendine göre önlemler alıyor. Nintendo'nun başarısı kısmen Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei ve NX dahil olmak üzere kilit 3. taraf geliştiricilerin çoğunu elinde tutmasıyla oldu. 3. taraf geliştiriciler Nintendo destekli çalışmaları firmanın başarısına başarı kattı. Şunu bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Square ve NX firmaları ilerleyen dönemde birleşmeye gitmiş ve günümüzde Square NX firması tek çatı altında varlığını sürdürmekte. Dediğim gibi bir dipnot olarak geçmek istedim. Nintendo ve Sega arasındaki rekabet Sega'nın keskin reklamlarıyla ve bazen büyük oyunculara yönelik daha yetişkin tarzı oyunlarla saldırdığı video oyun tarihinin en ateşli konsol savaşlarından birini doğuruyor. Sega firmasının bu çağda yapılmayacak kadar agresif bir repliği de mevcuttur. Genesis DOS, what Nintendo don't. Bu tür politikaları günümüzde ben pek rastlayamıyorum. Muhtemelen davalar eskisinden çok daha etkili olduğu için. Nintendo Genesis'e çevrilmesi için bir yıldan fazla zaman alan Street Fighter 2 oyununu konsoluna alarak bu savaşta erken bir darbe vurmuştur. Genesis'in başlangıç oyunlarının çok daha büyük bir kütüphaneye ve daha düşük bir fiyat noktasına rağmen SNES ve Genesis arasında pazar payı Nisan 92 yılına kadar denk gidiyor ve birkaç yıl boyunca iki konsolda kesin bir üstünlük sağlayamıyorlar. Super NES sonunda Amerikan 16 bit konsol pazarında hakimiyetiyle 32 bit nesline kadar ayakta kalmayı başaran konsollar arasında. Nintendo'nun sayıları manipüle ettiği söyleniyor. Videonun en başında da bu konudan bahsetmiştim. Nintendo'nun SNES konsolu 32 bitlik dönemde dahil adından bahsettirmeyi başarmış bir konsoldur. İlk olarak 3. parti oyun yapımcıları, ikincisi aksesuar bolluğu ve son olarak kartuş yapılarının ekstra kullandığı yükseltme çipleri konsolu kısmen de olsa upgrade etmenizi sağlıyor. Hem de ekstra bir aparatı kullanıcıya dayatmayarak bunu kartuşlarına entegre çiplerle yapıyor. Kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. Kartuşa entegre çip olan Super FX ana CPU'nun gerçekleştiremeyeceği işleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bir risk CPU'dur. Çip çokgenler, doku haritalama ve ışık kaynağı gölgelendirme ile yapılmış 3B oyun dünyaları oluşturmak için kullanılabilir. Bu çip kullanılarak yapılmış olan ve neredeyse herkesin en az bir kere adını duyduğunu düşündüğüm Star Fox bu oyunlardandır. Bu çip sayesinde oyun dünyasında küçük bir devrim yaratılmış ve kısmen 3D oyun dünyasının ilklerinden olmayı başarmıştır Nintendo. Genel olarak SNES bence Nintendo'nun en azından benim için altın çocuğu olmayı başaran konsoldur. Hala severek oynadığım birçok oyun mevcut. Sunset Riders, The Legend of Mystical Ninja, Yoshi's Island ve Super Mario World hala severek oynadığım oyunlardan. Tabii sayamadığım birçok oyun var. Konsol hala ev yapımı ROM imajları yapan fanlar, koleksiyoncular, retro oyun emülasyon tutkunları arasında popüler olmaya devam etmektedir. Yanlış hatırlamıyorsam Kickstarter üzerinde bir bağış toplayan yeni oyun kartuşları bile mevcuttu. Elbette resmi üretici tarafından değil. Aksesuarlara değinecek olursak Nintendo hem 3. parti aksesuar hem de resmi aksesuar yönünden zengin bir konsoldur. Evet, SNES konsolunun iki bölümde anlatmak istiyorum. O yüzden konsol hakkında daha fazla bilgiyi birinci kısımda sizinle paylaşmak istedim. İkinci kısımda konsolun aksesuarlarına birlikte deneyeceğiz. Eğer kanalımın gelişmesine katkıda bulunmak isterseniz videolarımı paylaşmanız, beğenmeniz ve yorum yapmanız yeterli. Tabii abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.